koyuyorsunuz. Böyle bir araç. Bu aracı çarktan çıkartabilirsiniz. Bedava şeklinde sizin olabilir. Bugunu zaten söyledim. Videoyu izlerseniz bugünü oradan bakabilirsiniz nasıl olduğunu. Bu araç Perşembe günü ve bu Perşembe günü biliyorsunuz ki bazı arabalar çarkta oluyor ve bu çarktaki arabayı çıkarmak için günde bir defa deneme şansınız oluyor ama bunun çözümünü bulduk ve bunun çözümünü ispatlamak için bu videoyu çekiyorum. Sınırsız çevirebiliyorsunuz, arabayı da çıkartabiliyorsunuz. Bir sıkıntı var. Gazino'ya yakın bir eviniz varsa veya gazinodaki bir eviniz varsa oraya kendiniz doğmanız için oraya kaydediyorsunuz. Orada doğuyorsunuz. Mesela şurada görüyorsunuz. Mesela benimki Gazino Pentos ediyor. Ondan sonra modeminize reset atıyorsunuz. Çıkmadığı takdirde modeminize reset atıyorsunuz. PC için bu. Bütün GTA 5 oynayanlar için de hepsi bu geçerlidir. Yani PlayStation'da falan filan orada hepsi geçerlidir. Yani her türlü arabayı çıkartabiliyorsun. Ama şöyle bir şey var. Modeme zamanında reset at. Tam çıkmadığı gibi modeme reset at. Şimdi aşağılara doğru inelim size bir göstereyim. Sutura moduna atıyor. İnternet gittiği zaman sutura moduna atıyor. Üzüldüm. Yani çıkartamamış. Şimdi E tuşuna bastık. E tuşuna bastıktan sonra Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi olmadı. Çevirme abi. Abi dur. Yavaşça çevirdi. Bir şey olmaz. Böyle de belki araba çıkar ha. Araba çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim. Oyun atacak. Sutura modunu atacak. Sutura modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi evet. Sutura modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Sutura modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Babamı kim buraya getirmiş? Dur onu bir park edeyim internet gelene kadar. Arabamızı içeri soktuk, parkını yaptık, çıktık içeriden. Kapısı da kapandı, tamam. İnternetimizin gelmesini bekliyorum. Az kaldı, çok az kaldı. Sadece yanmasını bekleyeceğiz. Home tuşuna bastık. İnternet hala gelmemiş. Geldi internet. Şimdi oraya basacağız. Bizi online kısmını açacak bize. Evet arkadaşlar, online kısmına şu anda girebilirsiniz diyor. Online kısmına bağlanalım. Go diyelim. Go. Şimdi online kısmına bağlanacağız. Bazen burada bağlanmıyor. Yani sıkıntı yaşatabiliyor. Bağlanmıyor. Hani bu sorunlar da onun cabası yani. Arkadaşlar bu sorunlar yaratabiliyor. Bu tarz sorunlar yaratabiliyor. Mesela hızlı bağlanmıyor. Mesela yavaş bağlanıyor. Hani adamların bunu neden hızlandırmadıklarını bilmiyorum ama galiba oyun bayağı grafikli olduğu için öyle bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bak. Evet arkadaşlar, Sutura modundan tekrar geldik. Tekrar çevirmek için ikinci kez gidiyoruz. İkinci kez bakalım çıkacak mı? Gazino'ya girmemiz gerekiyor. Oyun başına geldik. E'ye basıyoruz, Enter'a basıyoruz. İnşallah çıkar diyoruz. 1, 2, 3, 4 dedik ve çevirdik, elimizi modeme attık tekrar. Haydi 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 lütfen. Ah be, çıkmadı. Herkese selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben deyim. Bugün sizinle beraber yeni gelen aracı kontrol edeceğiz. Nasıl bir araç, nasıl bir araba, hemen hep beraber bakacağız. Öncelikle çark nasıl araba çıkarılır videosunu zaten aşağı koyacağım, yani videosunu editleyeceğim. Onu siz kendiniz karar verin, çıkarmak isterseniz kendiniz çıkartabilirsiniz. Ben çıkarmak istiyorum ama benim modemim bana artık uzak olduğu için çıkartamıyorum arkadaşlar bu yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Mesela bunu buradan çıkarmak için modeme reset atarak bu arabayı buradan elde edebilirsiniz.
Hangi araçmış ona önce bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle döndüğü zaman buradan görebiliyorsunuz hangi araç olduğunu. Hemen şöyle bir şu kısma giriyoruz. Şu kısma girdikten sonra aşağılara doğru yavaş yavaş indikten sonra bu aracın burada bir yerde olduğunu ben biliyorum. Çünkü az önce baktım. Şimdi o araç halen orada mı değil mi ona bakacağız. Şimdi yavaş yavaş bir gözle görünür şekilde bir bakmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi araç bu arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 375 binken artık bunu bedavaya alabiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi. Araba budur arkadaşlar. Halen dönüyor görüyorsunuz. Çark arabası bu. Ben satın alacağım dediğim gibi. Siz isterseniz çıkartabilirsiniz. Size bunu da söylüyorum. Nasıl çıkartacağınızı da söylüyorum. Biraz uğraştırıyor ama kesinlikle çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir kere olsun çevirelim. Belki çıkar. Şimdi şöyle bir yapalım. Çevirelim arkadaşlar. Çevirdik. Yavaştan bir çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım. Belki çıkar belki çıkmaz ama çünkü şimdi çıkmayacak. Şu anda dondu. Yani yavaş gittiği için çıkmaz artık. Dediğim gibi mesela bunu sınırsız çevirmek istiyorsanız kapatıp açacaksın modelini. Kapatıp açacaksın. Kapatıp açacaksın. PlayStation 4'ünde yani PlayStation 4'ünde onda da yapabiliyorsunuz. X tuşuna basıyorsunuz. Oyundan durduruyorsunuz oyunu, oyundan atıyorsunuz. Tekrar girip tekrar çevirebilme ihtimaliniz var arkadaşlar, bilginiz olsun. Dediğim gibi şimdi bu aracı modifiyelemeye gidiyoruz. Bakalım nasıl bir modifiyesi olacak, ona bir karar vereceğiz hepimiz beraber. Önce dışarıya bir çıkalım. Çıkalım arkadaşlar dışarıya. Evet gördüğünüz gibi dışarıya çıktık ama şöyle bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz ki klavyeden ses çıktığını söyleyen arkadaşlarımız var. Bunun için tuşsuz yani tuşundan ses çıkarmayan klavyeler var. Mesela benimki mekanik klavye olduğu için maalesef ses çıkarma ihtimali yüksek. Takıyorum. Şimdi dediğim gibi aracımıza gidelim. Nasıl bir araç olduğuna bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi araç burada arkadaşlar. Nasıl bir araç olduğu zaten şuradan belli oluyor. Gördüğünüz gibi etrafına hatta dolanabilirim isterseniz. Böyle bir araç arkadaşlar. Hatta şu kısma basıp şu kısma girip lan none deyip hatta dur kapıları açalım sadece. Görüyorsunuz kapıları da açtık. Şöyle bir araç arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir araç. Bu aracı çarktan çıkartabilirsiniz. Bedava şeklinde sizin olabilir. Bugunu zaten söyledim. Videoyu izlerseniz bugünü oradan bakabilirsiniz. Nasıl olduğunu. Bu arabayı her şekilde çarktan çıkarabilirsiniz. Şimdi arabamızı modifiye yapmaya geçelim. Evet, şimdi arabamıza biniyoruz. Modifiye kısmına gideceğiz. Kapılar böyle de kalabilir. Sıkıntı yok. Böyle de gidebiliriz. Hiç sorun değil. Bakalım. Vallahi böyle de gidebiliriz. Görüyorsunuz arabayı böyle götürüyoruz. şimdi gidelim yavaş yavaş gidelim. Kapıları zaten kapanır. Evet araba çok hızlı arkadaşlar bu arada. Baya baya hızlı. Şimdi şöyle bir bakalım öncelikle. Nereye modifiye kısmına gidelim. Şöyle bir dümdüz gidelim. Şurada bir modifiye yeri vardı diye hatırlıyorum. Orada aracımızı modifiye yaparız. Hemen şöyle bir ilerleyelim. Yavaştan. Şöyle aşağılara doğru ineceğiz. Hatta şöyle bir bakayım modifiye kısmı. Evet bakın arkadaşlar buradaymış. Hemen şunun alt tarafında makas bölümünde döneceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan gideceğiz. Hemen orada çocuk sesi gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Yeğenim bağırıp bağırıp duruyor yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir gidiyoruz arkadaşlar. Buradan bir döneceğiz. Döndük. Ondan sonra şöyle de bir gireceğiz buradan. Evet gördüğünüz gibi şimdi sağ salim modifiye kısmına geldik hiçbir yere vurmadan aracımızı. Bakalım aracımız nasıl bir araba oluyormuş ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar aracımız girdi. Şimdi şöyle bir şey var. 55 yarış nedir? Bunu her videoda anlatmak zorunda kalıyorum çünkü arkadaşlar bazı videoları izliyorlar, bazı izlemiyor. Belki burada denk gelir izlerler diye.
Mesela 55 yaş listeye girdiğin zaman bazıları kilitli, bazıları kilitsiz falan filan olabiliyor. Bu kilitli olan yerleri açabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Nasıl açacaksınız? Zaten 55 yarışta bakabilirsiniz. Ya sağda ya solunda linki olacaktır. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi Armus'unu bir öncelikle yapalım arkadaşlar. Armus'unu bir yapalım. Armus arabanın ne kadar çabuk dağılmasını sağlar. Yani araba mesela vuruyorsun, dağılmaması için Armus'unu eklemek zorundasınız. Şimdi bumperesini yapalım. Bumperesini hemen şöyle bir yapalım. Nasıl bir araç olacak gördüğünüz gibi. Böyle bir şey de var. Şöyle bir şey yapalım buna. Evet, arka kısmı da baya iyiymiş ya. Tamam. En sonunda bunu da en sonunda yaptık. Bakalım aracımız neye benzeyecek? Of. Of 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 of. Çok şeyler var burada, bilginiz olsun galiba. Gördüğünüz gibi çok şeker şeyler varmış arkadaşlar. Motorlarını her türlü her şeyi yapabiliyorsunuz. Tamam, bunu yapalım motorumuzu. Şimdi şöyle enginesini de bakalım daha neler yapıyormuş. Pardon. Şimdi aşağılara doğru iyice bir inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle olacak. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Ondan sonra aşağılara doğru burada şeyini değiştiriyorsunuz. İsmi neydi? Burada egzozlarını gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz arkadaşlar. İstediğin şekilde egzoz yapabiliyorsunuz. Ama şöyle egzozlar daha iyiymiş. Tamam, bunu yapalım. Ondan sonra şunu yaptığımız zaman bunları yapmanıza gerek yok. Çünkü şeyden atıyor. Buradan atıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaptığınız gibi buradan atma ihtimali var. Evet, bunu yapalım. Şimdi burada neymiş? Bakalım neler yapabiliriz bunda. Evet, yavaş yavaş aşağılara doğru inelim. Evet, bu da güzelmiş. Bunu da yaptık. Horundan loop'a gireceksin. Loop'tan müziğini 900'e ayarlayacaksın. Ayarladık. Ondan sonra aşağılara doğru ineceksiniz. Işığını yapacaksınız. Öteki ışığını da yapmanız için en sondakini seçeceksiniz. Seçtik. Arkalara doğru geldik. Gittik oradan. Sonra mirror'unu da aynasını da ekleyeceğiz. Aynasını da ekledik gördüğünüz gibi. Bunda da fire ekleyeceğiz. Ekledik. Ondan sonra aşağı doğru geleceğiz. Şimdi renklere geçeceğiz. Bakalım nasıl renkler varmış. Oo, bu da güzelmiş. Simsiyah. Ama siyah bir renk buna ne bileyim gitmez. Siyah bir renk buna gitmez arkadaşlar. Dediğim gibi. O kırmızı baya iyiymiş ama. Buna gitmez galiba bu da. Başka o da güzelmiş. Olmadı. Formalar üret yaparız. Başka yoksa tabii ki bunu yapacağız. Bakalım başka ne varmış. O sarı daha güzel oldu baba. Vay vay vay, sarı daha güzel baba. Sarı daha güzel. Şimdi şuradan girelim bakalım, biraz parlatıcılara bakalım. Bakın şurada bir parlama kısımları var, görüyorsunuz. Hafif bir parlama kısmı oluyor. Zaten bunda parlama kısmı var arkadaşlar, kusura bakmayın. Korna sesi geliyor. Yapacak bir şey yok. Buradan araba geçmek zorunda. Seferlik böyle olsun bakalım. Yapacak hiçbir şey yok. Adamlar çalışıyor abi. Bizim gibi boş değiller. Adamlar çalışıyor abi. Burası siyah olsun ya da bir bakayım, bu siyah mı? Evet, siyahmış. Tamam, böyle olsun. Bakalım arkalara doğru geldik. Tekrar aşağılara doğru indik. Bu sefer oho, içi de değişiyor gördüğünüz gibi. İçini siyah, yani içini de sarı yapalım bence. Ya saçma dur. Aynen, sarı yap. Gördüğünüz gibi içi. Bu kısım görüyorsunuz. Evet, içi de baya çok güzel oldu. Şöyle en sonda bunu yaptık. Bundan sonra sel demeyin, satmayın arabanızı arkadaşlar. Çünkü ucuza gidiyor. Bilginiz olsun. Bunu da yaptık. Bunları da bir hafif aşağı indirdik.
Şunu da yaptık arkadaşlar. Turbosunu ekleyeceğiz tabii ki. Turbosunu da eklememiz gerekiyor. Şimdi burada tekerleğini düzeltmemiz gerekiyor çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tekerlekler iyi değil çünkü bunun. Pek iyi olduğunu sanmıyorum çünkü güzel bir tekerlek değil arkadaşlar. Aşağılara doğru, arkalara doğru bir gelelim. Desengana ekleyelim bizim tekerlekler. Şimdi daha güzel oldu. Daha mantıklı bir tekerlek olacak. Şimdi bakalım. Black diyelim. Black daha güzel şu an yakıştı buna. Bundan sonra Windows'lara bakacağız ve Windows'lara da bakacağız tabii ki. Arkaya bir şey eklemezsiniz çünkü burası açılıyor zaten. Şu kısım açılıyor. O yüzden buraya bir şey eklenmiyor. Haberiniz olsun. Dışarı çıkalım, aracımızı bir sürelim. Dediğim gibi o kısma hiçbir şey ekleyemiyorsun. Çünkü aracınız zaten hızlı gittiği zaman o kısım, bakın, açılacak birazdan. Şurada açılmıyor ama birazdan hızlandığımız zaman o kısmın açıldığını göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hop, içeriye girdi, gördünüz mü? Yani aracınızı hızlandırdığınız zaman orası açılıyor, tekrar içeriye giriyor. Bilginiz olsun. Şimdi görüyorsunuz aracımızı şöyle bir şey yaptık. Yani bu arabayı fire olarak çıkartabilirsiniz şarttan. Ben uğraşamam çünkü ben sonuçta video çekiyorum. Bir keresinde, iki keresinde, üç keresinde, dört keresinde uğraştım. Size göstermek için hep arabaları çıkarttım zaten. Oradan da. Nasıl çıkartırsınız videosuna da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir gidelim. Hadi baba, Rafi'ye uygun diye geçelim diyoruz ama adam hiç götü kaldırmıyor ki gitsin. Yani. Görüyorsunuz abi, araba çok hızlı. Bilginiz olsun. Zaten şöyle fren sıktığın zaman da hemen duruyor. Bu yönden çok iyiymiş bu araba. Öteki arabalar zaten böyle fren sık da dursun da muhabbeti yalan. Anladın mı? Durmuyor mesela. Geçen gün bir araba aldım bak. Gördün mü? Geçen gün bir araba aldım. Burada oyunda. Abi freni sıkıyorsun, araba durmuyor ya. Öyle diyeyim size. Bununla dur. Görüyor musunuz? Duruyor. Bakın şimdi arabanın fiyatı da yüksek yani. Biraz bir zahmet öyle olsun ya. Arabanın fiyatı da bayağı var. Şimdi arabamızı buraya çıkartıp burada sürmemizi gerektiriyor. Ne kadar hızlı gidiyor ona bir bakacağız ama biraz sıkıntı yaşayacağız şuradan kenara geçene kadar. Şimdi bakalım arabamız ne kadar hızlıymış. Deneyelim. Araba bayağı hızlı arkadaşlar. Hızını halen alıyor araba. Bayağı hızlı. Şuradan geçebilir miyiz? Hop, geçti kaldı. Araba bayağı hızlı gençler. Yani alabiliyorsanız alın. Çıkarabiliyorsanız çıkarın. Araba hızlı. Yani araba gidiyor baba. Bayağı da gidiyor yani. Hızlı. Muhteşem. Çıkartabiliyorsanız dediğim gibi çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğeni, abone olmayı unutmayın.